Şimdi yine İran'dan ancak oldukça sarsıcı ve üzücü bir haberle devam ediyoruz. Haftalardır cezasının durdurulması talep edilen Kürt aktivist Ramin Hüseyin Panahi idam edildi. 24 yaşındaki Ramin Hüseyin Panahi bu sabah tutuklu bulunduğu Recai Şar cezaevinde idam edildi. İdam kararının iptal edilmesi için Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü dahil çok sayıda kuruluş çağrıda bulunmuştu. Panahi geçtiğimiz yıl Sine kentinde yaralı ve silahsız yakalanmıştı. Kendi aleyhine ifadelerde bulunması için işkenceye tabi tutuldu. Panahi, aleyhine şikayetçi olan hiç kimse yoktu ancak geçtiğimiz yıl İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya teşebbüsten suçlanmıştı. Ramin Hüseyin Panahi en son annesiyle görüşmüştü. Annesi Panahi'nin sağlığının kötü olduğunu belirtmiş, herkesi Panahi'ye, oğluna sahip çıkmaya çağırmıştı. Ramin Hüseyin Panahi'nin ailesi ve avukatıyla yaptığı son görüşmesinde, "Açlık grevini bitirmemi istiyorlar, sonra idam edecekler," demişti. Öte yandan Panahi'nin 2009 yılında gözaltına alınıp işkence edilen Zanyar Muradi ve Lokman Muradi ile birlikte idam edildiği öğrenildi. Zanyar Muradi'nin babası, insan hakları örgütü aktivisti İkbal Muradi de 18 Temmuz'da öldürülmüştü. Artı Gerçek yazarı Fehim Işık hattımızda. Kendisi Panahi'nin avukatıyla görüşmüştü. Şimdi bu görüşmenin detaylarını alacağız kendisinden. Sayın Işık, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Nefes dahi alınamayan bir ülkede Ramin Hüseyin Panahi idam edildi. Siz avukatıyla görüştünüz, neler öğrendiniz kendisinden, aktarabilir misiniz bize? Doğrusu sabah saatlerinde Ramin Hüseyin Panahi'nin idam edildiğine dair haberler gelmeye başlamıştı. Ancak teyit edemiyorduk. İlk olarak kardeşi amcat Hüseyin Panahi Twitter üzerinden idam edildiğini doğruladı, duyurdu. Tek bir cümleyle Ramin Hüseyin Panahi idam edildi diye yazdı. Hemen akabinde avukatıyla irtibata geçtik. Ne yazık ki avukatı da doğruladı ve bu sabah sadece Ramin Hüseyin Panahi'nin değil, 3 Kürt gencinin birlikte Ramin Şar'da cezaevinde idam edildiklerini doğruladı. Ramin Hüseyin Panahi, Recai Şar cezaevinde pardon, Ramin Hüseyin Panahi, Zanyar Muradi ve Lokman Muradi adlı 3 Kürt gencinin idam edildiğini duyurdu. Ramin Hüseyin Panahi 2013'te yakalanmıştı. Cezaevine konulmuştu, ağır işkenceler görmüştü. Zanyar Muradi ve Lokman Muradi ise 2009 yılından beri tutukluydular ve haklarında idam cezası verilmişti. Doğrusu bu üçüyle ilgili, ikisine ilişkin dün Lokman Muradi ve Zanyar Muradi'nin ailesine bu sabah idam edilecekleri bilgisi verilmişti. Ancak Ramin Hüseyin Panahi ile ilgili aileden ya da avukatlardan herhangi birine bilgi verilmemişti. Bunun üzerine ben Ramin Hüseyin Panahi'nin avukatı Hüseyin Ahmedi Niyaz ile kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi de üzüntülüydü ve ne yazık ki idamını engelleyemedik dediler. Tüm dünyada hem Ramin Hüseyin Panahi için hem Zanyar Muradi ve Lokman Muradi için ciddi kampanyalar açılmıştı. Ve ne yazık ki üçünün idamı da engellenemedi. İran bir kez daha katil yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Ki Ramin Hüseyin Panahi ile ilgili çok daha dikkat çekici gelişmeler var. Yani avukatı bunu birçok kez söyledi, Artı Gerçek'te de yer verdik, yayınladı. Hiçbir şekilde idam edilmesini gerektirecek bir suç değil İran yasalarına göre. Çünkü Ramin Hüseyin Panahi bir örgütün üyesi olmakla suçlanıyordu. İran yasalarına göre de eğer bir kişi silahlı bir eyleme kalkışmamış ya da silahla yakalanmamış ise bunun cezası en fazla örgüt üyeliğinden 5 yıldı. Ki çok zorlanırsa 10 yıla kadar uzatılabilecek bir idam cezası vardı. Ancak İran rejimi Ramin Hüseyin Panahi'yi yanındaki öldürülen peşmergeleri gerekçe göstererek
onun da silahlı çatışmaya katıldığını iddia edip haksız ve hukuksuz bir şekilde idam cezasına çarptırdı ve üstelik açlık grevindeyken idam etti. Yani Ramin Hüseyin Penahi bugün açlık grevinin 15. günündeydi ve hiçbir şekilde açlık grevinden vazgeçmeyeceğini söylemişti. 4 Eylül günü ailesiyle son görüşmesini yapmıştı. O da yoğun baskılar sonrasında. Orada da kendisine açlık grevini bırakmalarını dayattıklarını söylüyordu. O ise açlık grevini bırakmam, onların idam etmeleri için de onlara kolaylık tanıyacak ama ben hiçbir şekilde açlık grevini bırakmayacağım demişti. Yine herkese son mesajında da adeta idam edileceğini bile bile herkese mesaj göndermişti. Yani son sözü de bana destek veren, idamı engellemeye çalışan herkesin tek tek gözlerinden öpüyorum demek olmuştu. Ne yazık ki engellememedi işte. Sayın Işık, evet. Ben teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için.